Kalitesi çok iyi. Ama almayacağım. Arkadaşlar şöyle bir deri mont. 3500 ruble. Arkadaşlar böyle gene standart bir AVM'deyim. 4000 ruble şu ceketler. Şunlar 3800. Bakalım. Aynen doğru. Bayağı kalın arkadaşlar. Kaliteli bir şeye benziyor. Yani çok da bir pahalılığı yok tekstilin. Türkiye'ye göre daha pahalı. Bazı ürünler daha ucuz aslında burada. Mesela şunlar 4000 lira arkadaşlar. Şu ceketler 2000 lira. Yani Türkiye'de bu 2000 liradan daha az değildir bence. Bayağıdır Türkiye'de değilim de. Bunlar biraz pahalı ama işte. Bunlar 3000 lira. Gene pahalı değil ya. Değildir bence. 3000 değil bu arada ya. 2400-2500 lira falan yapıyor. Şunlar 2000. Bunlar 3000 yapıyor işte arkadaşlar. Şu montlar. Şu kahverengi güzelmiş. The Walking Dead'deki şeye benzedim ya. Neydi adı? Adamın ceketini buraya getirmişler, koymuşlar. Arkadaşlar şu ceket 2500 lira, 3000 lira yapıyor. Yani artık burada tekstil çok da pahalı değil ya. Sadece nereden almanız gerektiğini bilmeniz lazım. Yani şu çok kaliteli bir ürün ya. Şu dokusunu görebiliyor musunuz? İçerisinde göstereyim. Çok kaliteli bir ürün ya. Ben çok sevdim de. Arkadaşlar şöyle bir derim olmuş. 10.000 ruble, 2500 lira. Böyle bayanlar için. Onlara da gösterelim. 4000 lira arkadaşlar. Şunlar 2000 lira. 2000 TL şunlar. Bu da çok güzelmiş. 2500 lira arkadaşlar bu. Burası komple 2500 lira. Yeşil çok güzelmiş ya. Şurada gene çok güzel bir renk var. Bu da 2000 lira falan. Bu 12 bin ruble arkadaşlar. Buradaki Rus kızları genelde biraz daha iyi havalarda hep deri mont giyiyorlar. Çok şık oluyorlar. Ben çok beğeniyorum, çok yakıştırıyorum kızlara deri montu. Şöyle bir tane var. Bu ne kadarmış? 14.000 ruble. 3.5 falan, 3.500 lira falan şu. 8.000 ruble arkadaşlar şunlar. 5.000 ruble, 1.500 lira falan aşağı yukarı. Şöyle bir şey, 2.000 lira. Bu da çok şıkmış. 8.000 ruble arkadaşlar. Bu da çok güzelmiş. 8.000 ruble. Beğendiğim tüm güzel ürünleri kız arkadaşıma alasım geliyor. Şuna baksana ya. Çok sade ama çok tarz bir ceket. Şu da aynı şekilde. Siyah. Herkes de olduğu için ben hiç sevmiyorum ya. Herkes de bunlardan var. Böyle farklı renkler benim daha çok ilgimi çekiyor. Şunun gibi mesela. Mesela şunun gibi. Kazaklar, gömlekler arkadaşlar. Şöyle bir blazer ceket. Mi deniyor artık ne deniyorsa. 8000 ruble. 3500 arkadaşlar. İşte
İşte buralar Türkiye'ye göre daha pahalı olabilir. Mesela şu pantolon kaç TL'ymiş? 4000 ruble. Bu pantolon arkadaşlar. Pantolon 1000 TL. Ceketine bakalım. Ya kankam nerede yazıyorsun ya? Ceket 7000 ruble. Arkadaşlar ceket 7000 ruble. Pantolon 4000 ruble. Yani şu kombin 2000 TL'ye dizebiliyorsunuz. İçine de bir tane gömlek alırsınız. Şöyle bir gömlek. Şu gömlek 4000 lira arkadaşlar. 4000 lira da neredeyse 1000 lira yapıyor. 900 lira 1000 lira falan yapıyor. Şöyle bir anne ceketi 7000 ruble. Aynen bu da kızının eteği. 4000 ruble. Şu da 1000 lira arkadaşlar şu etek. Mağazayı çok sevdim ben ya. Ürünlerini çok sevdim. Şöyle bir ceket var. 5000 ruble arkadaşlar. 2000 lira falan şurada. Bu da 7000 ruble. Ne biçim çanta ya. Uçakta yanına uyumak için taşıdıkları yastığa benziyor. 4000 ruble, 2000 lira şu çanta. Simit gibi, çok iğrenç. Ruble şu. Minnacık şey. Şunlar 5000 ruble arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten pahalı değil ya. Şöyle bir deri mont 12000 ruble, 13000 ruble. Ürünler çok güzel. Arkadaşlar şuna bakar mısın ya? 13.000 ruble. 3.000 lira yapıyor şu ceket. Tam benim alacağım ceket işte bu. Bakalım kaç paraymış. 2.500 lira arkadaşlar. 11.000 ruble. Yani şu kalitede bir ceketi 2.500 liraya alamayız. $9,500. Bu da çok kaliteli, çok sıcak tutacak bir ürüne benziyor. 5000 ruble arkadaşlar. 1500 lira maksimum. Hani içi falan da bayağı iyi yani göstereyim. Şöyle kalın. Siyah bir tane var bak, bu da çok kalın. Bu da çok iyi arkadaşlar, çok sıcak tutar. Şu neymiş ya? Bir yerini sökerseniz falan hem yapıştırıcı koymuşlar galiba hem de biraz da pamuk koymuşlar ekstra. Kaliteli yani. 4000 ruble arkadaşlar şu. 4000 ruble kaç para yapıyor? 1000 lira arkadaşlar. 1000 lira. Aynen. Bu da güzelmiş. Bakalım. Arkadaşlar 600 lira. 700 lira falan. Şu mont. Yani kaliteli bir şey. Bayağı kaliteli. Sevdim. Tişörte bakalım. Tişört 1200 ruble. O da 300 lira falan da çok dandik bir tişört sevmedim. Eşortman. Eşortmana bakalım. Göremedim. Şöyle güzel iş yapar bir ceket. Tişört 2500 arkadaşlar. Bu da 600 lira falan, bu pahalı. Alınmaz. Şöyle bir yelek var. Asla giymeyeceğim. Şuradan. 3900 arkadaşlar. Şu yelek 1000 lira. Ben yelek sevmiyorum. Gene yelek. Gömlek.
Şu da çok dikkat çekici. Klasik böyle. Arkadaşlar şaka gibi ya. 1000 lira. 1000 lira şu. Gerçekten şaşırtıcı. Bir de Rusya'da tekstil pahalı diyorlar. 500 lira ya şu. 500 de değil de pardon. Beynim yandı artık, o kadar para hesapladım ki. Şöyle spor bir mont var. 3200 arkadaşlar. 750-800 lira şu. Öfkelendim. Şuna bakalım. Bunun rengi çok güzel. Ben alsam bunu alırdım. Dostum fiyat nerede ya? 9000 ruble arkadaşlar. 9000 ruble de 2000 lira falan yapıyor. Çok güzelmiş ya. Şöyle kocaman, asla üşütmeyen cinsten 13.200 olmuş arkadaşlar. Bu da 3.000 TL falan şu. Bunlar da aynıdır. 13.000 arkadaşlar. Böyle kolay kolay üşüyemeyeceğiniz cinsten. Çünkü bakın sana içerisine. Çok kalın bir de. Gene bu da biraz pamuk koymuşlar. Şöyle bir dev mont var. Düğme koymuşlar, pamuk koymuşlar. Fiyatı da arkadaşlar 13.000 ruble. 3.000 lira arkadaşlar. Şu montu 3.000 liraya alamazsınız. Bayağı iç cebi falan da var. Büyük. Arkadaşlar özelden yazın, mağazanın adını vereyim. Hatta dışarıdan da çekeyim sizlere. Yani benim gariban pul bir. Beğenmez oldum şu an şu mağazadan sonra. Şu ceketi giyesim gelmiyor resmen. Arkadaşlar mağaza burası. Mağazamız burası. AVM'deyiz. Parkhouse AVM. Dykeman var.